Herkese merhaba, Kerega takipçileri. Bugün sizinle güzel bir mutfak nasıl yapılır onu öğreteceğiz. Evet, önce buraya bir buzdolabı koyacağız. Buzdolabı için iki tane blok, hatta üç, altına da koyabilirsin. Ve bir fırlatıcı ve de demir kapı. Nasıl yapacağız? Şöyle ben şunları kırayım. Evet. Ve sürpriz bir konum var. Kardeşim Fatma Sare. Hadi, ne diyeceksin? Anne. Hı. Evet, ödedi. Bu bebek çalışıyor. Evet. Arkadaşlar neyse, biz yaramazlığı bırakalım. Şöyle iki tane blok koyuyorsunuz. Ve şuraya alta da koydunuz mu bloğu? Sizin için şu anda yeterli. Evet. Sonra bir tane kendinize fırlatıcı alıyorsunuz. Ben hemen fırlatıcı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, fırlatıcı dağıtıcı olarak geçiyor bende. Neyse, dağıtıcımızı alıyoruz. Butonu hemen şu koyduğumuz yere koyuyoruz. Ve demir kapıyla buranın üzerine çıkmamız lazım. Sonra veya illaki buranın üzerine değil. Şöyle eğilerek dakika koyabilirsem. Böyle değil. Böyle de değil. Böyle değil. Olmuyor. Ben hemen yapıp geliyorum. Bu biraz yetenek. Evet arkadaşlar, yaptım. Bunun gibi illaki önden önce böyle yaparak koymamız gerekiyor. Tekrar ben bu ara şu yerine şu bloğu alıyoruz. Şöyle hızlı yaptık. Evet, örneğin ben bunun içine bir tane biftek koyuyorum, pişmiş bir biftek. Hop, bala. Bazen bu çok uzatıyor, bazen atmıyor. Evet. Diğerimize geçelim. Şimdi hani mutfaklarda olur ya normalde. Buradan istediğiniz gibi ben şu kuvars basamağını alacağım. Böyle herhangi bir şey yapabilirsiniz. Yani burada ne bileyim, hatta bunu kırıp kazanı alabilirsiniz. Bunun içine de su koyabilirsiniz. Yani el yıkamış. Bir dakika, ben bu ara şunun bir tanesini şöyle şunun içine. Bunun içine illaki buzdolabı değil, başka bir şey olarak da kullanabilirsiniz. Fark etmez yani. İsterseniz hatta buraya musluk bile koyabiliriz. Hoppa, şöyle. Ama musluk dediğimde yani biliyorsunuzdur. Sonra başka neler yapabiliriz? Buzdolabından başka. Ha, dolap yapabiliriz. Artık daha sonra jöle işimiz kalmadı. Onun işimizi sandık lazım. Bazıları bir olur, bazıları iki olur. Deterjan diye isim koyarsın. Yaparsın da yaparsın yani. Bunun herhangi bir sınırı yok. Benim mutfağım biraz daha küçük olduğu için ben böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Tamam. İşte bence güzel oldu. Veya bunu kırarsınız. Bunu da yapabilirsiniz. Ama açılmayacaktır. Size tavsiye etmiyorum. Altı galiba boş kalsın. Hatta da şunu koyalım. Koyamadım. Ne manakaysa. Alakaysa. Yanlış söyledim. Evet arkadaşlar.
Bu bölüm biraz kısa oldu. Küçük bir mutfağınız varsa ne yapılacağını size gösterdik. Diğer iki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.